Peki, yapay zeka mühendisi Türkiye'de geleceği nasıl görüyorsunuz hocam? Ben şimdi o bölümü açanlara bir şey söyleyemiyorum. Yani yapay zeka konusunda da çok yani uzman değilim. Ben de şey tabii belli bir bilgim var ama yapay zeka mühendisliği yani mesela bence bilgisayar mühendisliği okuyup yapay zeka dersi alsın, makine öğrenmesi dersi alsın. Ondan sonra kendi ileriye götürsün. Yapay zeka mühendisliğinin nereye gideceğini yani ben mesela yani bizim şöyle söyleyeyim. ACM'in ACM Association for Computing Machinery bizim bir de bu IEEE dediğimiz Institute of Electrical and Electronics Engineering bunların Computer Society var bilgisayar şeyleri. Bunların ortak geliştirdiği müfredatlar var. Şimdi bunların geliştirdiği müfredatlar altında öyle bir bölüm yok. Ne var? Bilgisayar mühendisliği var, bilgisayar bilimi var, yazılım mühendisliği var, bilişim teknoloji, information teknoloji var, bilişim teknoloji var. Bir tane daha vardı da adını unuttum. Lütfen şey yapsınlar. acm.org oradan curriculum recommendations diye baksınlar, tamam mı? Bu anahtar kelimelerle arayın. Orada ben öyle bir şey görmedim. Yani ACM'in yoksa bizim, geleceğin meslekleri olarak koydu hocam şeye kılavuza. Ama ACM bizim geleceğimizi şekillendiren yani mühendislikler için diyorsun. Ha. Bizim bilgisayar 1947 yılında kurulmuştur. Bizim geleceğimizi şekillendiren dernektir, uluslararası dernektir. IEEE'nin Computer Society bilgisayar toplumuyla beraber yani onunla beraber çalışırlar. Ben orada yapay zeka mühendisliği görmedim. Ama bir uzmanlık alanı sanki. Sanki bir uzmanlık alanı. Bunu belki bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimi eğitimi aldıktan sonra master düzeyinde alacağın 3-4 dersle telafi edebileceğin bir şey olabilir. Ama ben o konuda o müfredatta ben yani müfredat programlar daha doğrusu programlar listesinde onun adını görmedim. Şimdi yok diye koyduğu için arkadaşlarım dikkatini çekmiş. Tabii ki yazabilirsin ama hocam da diyor ki bilgisayar mühendisliği müfredatında edinmekte fayda var diyor. Yani onu girse benim bile görüşüm o. Yapay zeka mühendisliği yazsa yerleşse bile hocam ek derslerle sanki tamamlaması lazım değil mi? Onu söylüyorsunuz. Yani bana sorsan benim bölüme gelsin. Bilgisayar mühendisliğine gelsin. Peki metoklarla normal fakülteler arasında diploma farkı var mı? Yok. Yani metoklar mezunlarını bu yıl mı verdiler? Geçen yıl verdiler galiba. Bu yıl verdiler. Geçen sene de verdiler. Evet. Bir önceki sene vermeye başladılar. Evet. İki yıldır veriyorlar. Hani oradan mezun olmadan önce bir şey duruyorduk. Hani acaba falan diyorduk. Ama mezunlarını verdiler. Çalışıyorlar. Normal mühendis olarak çalışıyorlar. İmza yetkisinde de herhangi bir sıkıntı yok. İmza yetkileri de var. Hani B klasman mühendis değiller. Sormak istediğini oysa öyle bir durum yok.